Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda GoTo'nun nasıl kullanıldığını göreceğiz. C# GoTo kullanımına örnek videosu başlasın. Girilen sayılar diyorum. Şimdi bir işlem yapacağım. Girilen sayılar 0. Tamam. Şimdi diyorum ki int sayaç işte 0 int deneme İşte 0 hep 0 evet. Girilen sayılar eşittir convert int 16 textbox 1.text dedik, tamam. Diyor ki deneme artı denemeyi bir arttır dedim. Diyor ki etiket diyor. Bir label bırakıyorum arkadaşlar buraya. Üzerine geldiğim zaman bakın A label etiket diyor. Yani burada da bu label henüz kullanılmadı. Yani herhangi bir referans vermedim bu label'e diyor. Şimdi vereceğiz birazdan. Sayaç artı artı. İşte demiyorsunuz. Şuraya da bir nokta verdik. Arkadaşlar sayaç Ç olur mu hiç? Sayaç artı artı diyorum. If sayaç eşittir eşittir deneme ise. Evet, sayaç eşittir eşittir deneme dedik. If girilen sayı eşittir eşittir 0 ise message box show bildiniz. Else textbox 1.text eşittir boşalt message box yanlış. Bir go to etike işte olay burada. Hepsi bu. Hepsi buydu. İlk etikete gitti. Şimdi biz burada ne yaptık? Bu kodlar ne? Şimdi 3 tane değişkenimiz var. Girilen sayılar. Girilen sayı diyelim. Değiştirdim. Üzerine geliyorum. Bekliyorum. Ampul çıkıyor. Oka tıklıyorum. Rename girilen sayılar to girilen sayı. Yani girilen sayılar olarak adlandırılan ifadeyi girilen sayı olarak değiştir. Tıklıyorum ve hepsi değişir. Tamam, girilen sayı. Ben dışarıdan bir sayı gittim. Dediğim ki 5. Git burada sayaç bir arttı. Sayaç ve deneme aynı mı? 1 aynı. Girilen sayı eşittir 0 mı? Değil. Yani doğru cevabımız 0. Değilse etikete git. Mesaj box'ı yanlış mesaj box'ı çıkar ve etikete git dedik. Ve devam et dedik. Sayı eşittir deneme aynı mı? Değil. Aynı değilse void. Devam etme dedik. İşlem diyorum. Bunu ayrı bir işleme aldım. Bunu şöyle geldim. Küçülttüm. Bir tane buton koyuyorum. Çift tıklıyorum. İşlemi alıyorum. Buraya bırakıyorum. Şimdi bir deneyelim bakalım programımız. Bir de neler çıkacak. Neler söyleyecek. Neler gösterecek. 5 buton. Yanlış. 2 3 buton yanlış, 2 buton yanlış, 1 buton yanlış, 0 buton da bildiniz. Temizleme 4 buton yanlış, 3 tıkladım yanlış. Gelin bir breakpoint koyalım ve neler oluyor bakalım. 4 diyorum, butona tıklıyorum. Elin F10'da. Tamam, 0 0 girilen sayı kaç olmuş? 4. Deneme 1 oldu. Etiket tamamlandı. Sayaç
1 oldu. İkisi 1 mi? 1. Girilen sayı 4. 4 değil. 4 0 değil. Mesaj box'ı göster ve etikete geri dön. Sayaç artı 1. Ne oldu? Denemeyle 1. Denemeyle sayaç aynı değil. O yüzden bam. Bitti. Buradaki şunun amacı arkadaşlar sonsuz döngü başlatmasın. Sürekli. Şimdi ben burada got etiket diyorum. Etikete geliyor. Devam ediyor. Etikete geliyor. Devam ediyor. Görelim. Görelim. Kendi gözlerinizle görün. Burayı yorum satır yapıyorum. Onu yapmama gerek yok. Kaldırıyorum. Başlat diyorum. Hatta dursun. Çünkü durdurmamız gerekecek. Değiş diyorum. Buton diyorum. Başlıyoruz şimdi. Etiket. Sayaç artı 1. Girilen sayı 5. 0 mı? Hayır. Etikete gitti. Mesaj box'ı verdi. Etikete gitti. Devam ediyoruz. Sayı aynı mı? Değil. Mesaj box'ı ver. Etikete gitti. Etikete geldi. Girilen sayı 5. Gördüğünüz gibi sürekli sürekli devam ediyor. Burayı açtık. Devam et dedik. Mesaj çıktı. Bu ikisi aynı olmadığı için ne oldu? Devam edemedim. Ama ben buna tıkladığım zaman şu an bu 1. Bu 2. Bu 2 olacak. Bu 1 oldu. 0. 1 oldu. Devam ediyor. Devam ettim. 9 dedim. Buton dedim. Aslında sürekli artmasa bile gördüğünüz gibi. Max buradaki amaç şu. Döngü devam etmesin. Döngü burada kırılsın ki burada bir döngü oluşmasın. İstiyoruz. O yüzden döngüyü kıracak bir işlem yapıyoruz. Yani burada şunu anlıyoruz ki go to ifadesi temelde bir döngü yapıcıdır arkadaşlar. Döngü yapmak istiyorsak for kullanmak, while kullanmak, for each kullanmak istemiyorsak böyle bir yönteme gidebiliriz arkadaşlar. Kendi döngülerimizi yapabiliriz. Tabii bu goto sadece burada kullanılmıyor. Diyelim ki switch case kullandığınız bir yerde. Gelelim. Dediniz ki şunu aldım. Hatta şu case dedim ben. Break dedim. Tekrar case dedim de işte dedim. Break dedim. Tabi böyle değil. Şunlar şöyle olacak. Böyle bir case yaptım. Şöyle olsun. Şimdi bazen şunu yapmam gerekebiliyor. Mesela 5. Ya işte 5 trace de hadi bu geliyorsa da 5'e gitsin. Yani bunun içinde bir dünya kod var derim. Aynısını buraya mı yapıştıracağız? Hayır. Buradan geliyorum ki go to diyorum. Case 5. Eğer gelen 5 trace ise case'i bu olan şartı bu ifadesi bu olan aşamaya geç. Bu case'e git. Diye biliyorum arkadaşlar. Go to'yu burada da kullanabiliyorum. Bir kaçış ifadesi olarak da kullanabiliriz. Nasıl? Şöyle bir şeyden kaçmak istiyoruz. Mesela bir döngüdeyim. Döngüyü kırmak istemiyorum ama döngüden de çıkmak istiyorum. Şartım sağlandığı zaman. Nasıl olsun? For diyelim. Şuraya geliyorum. Diyorum ki tamamla. Labeli tanımladım. Burada çeşitli işlemlerim olsun. Diyelim ki 25 if 1 eşittir 2 ise ya da şöyle yapalım. Sayaç eşittir eşittir 2 ise go to tamamla. Else değilse else if sayaç eşittir eşittir 5 ise
Tekrarla diye hadi bana bir saçma bir şey yani. Go to tekrarla diyor. Şimdi burada da bir takım işlerim var. Olsun. Burada da bir takım işlerim olsun. Burada da bir takım işlerim olsun. Şimdi diyorum ki burada 25 kere dön. Eğer sayaç 2 ise, 2 olduysa değişken. Diyorum ki tamamlaya git. Tamamlaya gidecek. Buradan çıkacak bu döngüden. Döngüyü bırakacak. Buradan kaçacak döngüden. Buraya gelecek. Buradaki kodların hepsini devam ettirecek. Şöyle diyelim. Bitir. Bu bitir olsun. Yani daha mantıklı gözükmesi için. Yarıdan gel. Sanıyorum. Yani şu yarıdan gel olsun, şu bitir olsun. Eğer sayaç 2 ise yarıdan gele geçiyor. Buradan bu işlemleri yapıyor. Şu aradaki işlemler atlanıyor. Bakın. Bu falan döngü sayaç 2 değil. 5 de değilse. Normal bir şekilde 25 kere dönerse bu işlemleri yani normal bir şekilde döngü hayatını sona erdirirse bu kodlar çalışır. Böyle devam eder. Bu bir. Yarıdan gele geldiyse yani şu burada sayaç eşittir eşittir 2 ise olduysa buraya girdiyse bu kodlar atlanır. Burada başka işlemler atlanır. Buradan devam eder arkadaşlar. Yok 2 olmadı. 5 olduysa 5'e geldiyse yani şu if'e geldiyse bitir dediğim zaman bunların hepsi atlanır. Bitirden devam eder arkadaşlar. Else hiçbiri değilse ya da şöyle diyelim. Else if sayaç eşittir eşittir 99 ise şöyle diyelim embass go to embass 99'ta da en başa git baba her şeyi tekrarla dedim. Şimdi ama ben bu şekilde işlerinizi çözebilirsiniz ama pek tavsiye etmem. Ne zaman tavsiye ederim? Bu kodlar o kadar dikkatli kontrol edin ki size sonsuz döngüye girme olasılığını bırakmasın. Yani bu go to ve döngülerle birlikte veya işte yukarı in aşağı in gibi yani işte burada ne dedik en başa dön. Yani bu sonsuz döngü olabilmesine kapı aralayan bir işlem. Yani burada bir sonsuz döngüye düşebilirim bir şekilde. Yani öyle bir değer olur ki sayaç hep 99 gelir. Öyle bir işlem olur ki denk gelir ki sayaç hep 99 olur. Ve buradan çıkamaz sonsuz döngüye girer. Arkadaşlar bir su içeyim şöyle. Çayım yani. Çay içeyim büyüdüm. Yani go to buraya git gel git gel git gel böyle bir sonsuz döngü oluşabilir. Bu videomuz da bu kadar. O elinden geldiği kadar go to'yu detaylıca anlatmaya çalıştım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bol kodlu günler diliyorum.